faşist lider dedin ya da faşist dönem dedin. Lider demedim. Dedin. Demek örneğin ki. Cumhurbaşkanı yardımcılarını kendi atayan, bürokratları kendi atayan, valileri atayan, kaymakamları atayan, il müdürlerini atayan, döndük gelip seçmiş. İl başkanını atayan, abi, ilçe başkanını atayan seçmiş. Adama faşist yönetimleri faşist dedi. Ha buna faşist dedi. Bütün milletvekili o atıyor, bakanı o atıyor, bürokrat o atıyor, ne kadar bürokrat atıyor, ona faşist denir. İki, arkadaşlar bir saniye. İki, bak. O laf söylediğin adam var ya, İnönü. Laf söylediğin. Bu İnönü'nün ailesinde bir tane kişi kile sıkmamıştır, hırsızlık yapmamıştır. O İnönü dediğin var ya, çocuğu ölmüş Malatya'da mezara gömülmüş 3 ay sonra haber olmuş o İnönü dediği adam. O İnönü dediği adam bugün izini takip ettiği adamlara meydan okumuş. O savaş meydanlarında meydan okumuş. İnönü'nün ailesinde bir tane hırsız yok. Bir tane arsız yok. Bir tane pisliğe bulaşmış kimse yok. Derdiniz. Derdiniz Atatürk. Atatürk ne zaman aklınıza geliyor? 15 Temmuz'da FETÖ'cüler bombalayınca AK Parti'nin genel merkez binasına afiş yapmak aklınıza geliyor. Derdiniz o. Derdiniz başka bir şey değil. Ya şimdi bakın evet. Anlatacağım. Evet, Hitler var. Mussolini var. Dünya faşizminde İsmet İnönü ne yapmış biliyor musun? 1950'de seçimi kaybetmiş. Bu benim en büyük zaferim demiş. Bugün çok partili yaşam varsa o beğenmediğiniz her gün laf söylediğiniz İsmet İnönü sayesindedir. Bir daha söyleyeyim. İsmet İnönü sayesindedir. O İsmet İnönü savaş meydanlarında bu ülkeyi kurmuş. Atatürk savaş meydanlarına kurmuş bu ülkeyi. Şimdi faşistler diyoruz. Bakın ya 300 korumayla dünyada demokrasiye yönetilen ülkelerde bir tane gezen lider var mı örneğin? Örneğin Almanya şansölyesi neyle geziyor? Hani kıskanıyor ya. İngiltere neyle geziyor? Ya da Danimarka, Norveç başbakanları neyle geziyor? Bizimki neyle geziyor? 300 araba binlerce koruma korumayla geziyor. Faşist arayacaksınız. Aynaya bakacaksınız. Anladın mı? Şimdi gelelim bütçeye. Şimdi değerli arkadaşlar, başkanım bu süreme dahil değildir inşallah. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bütçede 21 günden beri bütçe konuşuluyor. Bütçede olanlar var, olmayanlar var. Şimdi hatırlayalım. Hükümetin ya da bugün kazanan iktidarın vaatlerini hatırlayalım. Örneğin seçimden bir hafta 10 gün önce esnafın 7200 prim gündüz çözeceğim dedi. Yani 9000'den 7200'e düşüreceğim dedi. İlk bütçe seçimden sonra ilk bütçe bu 7200 meselesi yok. Söz verdiniz. Başka örneğin çıraklık ve staj mağdurları yok. Maalesef bunlar da emekli olamıyor. Bir de 99'da prime takılanlar yok. Ayrıca 7500 lirayla biraz önce söylüyorsunuz ya 7500 lirayla geçimini sağlamaya çalışan, geçinemeyen ikinci el ayakkabı, üçüncü el gömleğe mahkum ettiğiniz emekli yok. 13.684 açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretli yok. Stajyerler yok. Taşeronda kadroya geçmeyi bekleyen işçileri yok. Enflasyon karşısında her gün eriyen kamu çalışanları yok. Her gün hastanelerde şiddete maruz kalan doktorlar yok. 3600 ek gösterge söz verdiğiniz bekleyen memurlar yok. Bugün Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ama Öğretmenler Günü'yle ilgili, öğretmenlerle ilgili kuru kutlama dışında bir şey yok. Ücretli öğretmenler, özel sektörde 3 kuruşa sömürülen öğretmenler yok. Ev hanımlarına sigorta verecektiniz. O yok. Evde temizliğe giden kadınlara sigorta verecek yok. Şiddete maruz kalan kadınlar yok. Çocuğunun beslenme çantasına bir kuru ekmek koyamayan kadınlar yok. Cemaat yurtlarında istismar edilen çocuklar yok. Karın tokluğuna aileyle çalışan mevsimlik tarım işçileri yok. Merdiven altı atölyelerde çalışan işçiler yok. Atanamadığı için intihar edenler yok. İyi üniversite eğitim alıp maalesef mülakata takılan gençlerimiz yok. Ne var peki? Bütçenin %11.3'ü yani 1.3 trilyon lira faiz geliri elde edecek rantiyeler var. 162 milyar lira ödeme yapmayı planladığınız müteahhitler ve şehir hastanesi patronları var. Sadece mal ve hizmet alım gideri 70 üniversitenin yıllık ödeneğinden fazla olan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Cumhurbaşkanlığının sizlerin makam arabaları var, koruma giderleri var. Maaşına ayrılan milyarlar var. Kamuda tasarruf genelgeleri yayınlanırken bu yıl alacağınız 2930 araç var. 535 tanesi binek aracı. Buraya da bir parantez açalım. Bakın Almanya bizi kıskanıyor. Fransa bizi kıskanıyor.
Almanya'nın ekonomik büyüklüğü bizim 10 katımız, milli geliri bizim 10 katımız, nüfusu bizimle birbirine yakın. Almanya'da üretilmeyen araç yok. Opel'inden Audi'sine bir bakarsınız. Mercedes'inden Audi'sine kadar bütün araçları Almanya üretiyor. Almanya'daki makam araç sayısı 9000. Bizim fakir Anadolu'daki Türkiye'deki makam araç sayısı tam 125 bin. Bu da başka ne var? Bu trollerin bütçesi var. Besleme trollerine aktarılan milyonlarca lira var. Cumhurbaşkanlığının 2023'te 6.6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12.3 milyarlara çıkartılıyor. Artış oranı %85. Saray önümüzdeki yıl günde 33.6 milyon lira harcayacak. Saatte 1.4 milyon lira. Dakikada 23 bin lira para harcayacak. Yani önümüzdeki sarayın dakikalık harcaması iki asgari ücrete eşit olacak. Bir de şimdi bu Cumhurbaşkanlığı danışman sorunu niye gizleniyor bilmiyorum. Kaç tane danışman bilen yok. Siz de umutla bekliyorsunuz. Eski vekil olursak boşta kalmayız. Gideriz saraya danışman oluruz diyorsunuz. O da olmazsa büyük ölçü oluruz diyorsunuz. O da büyük ölçü olur. Bakın soralım. Kaç tane ne doğru? Yalan mı? Yalan mı? Örneğin Burhan Kuzu. Burhan Kuzu danışman değil miydi? Eski milletvekili danışman değil mi? Senin de mi umudun var? Senin de mi umudun var? Benim umudum. Sen de danışman olacaksın. Benim umudum oldu. Sen de bir danışman olacaksın. Sen de danışman olacaksın herhalde. Çok anladıysan danışman olacaksın. Milletin fakirin fukaranın parasını eski vekillere danışman olarak ücret olarak gidiyorsunuz. Niye anlıyorsunuz? Yalan mı? Yalan mı? Saçma sapan konuşan sensin. Anladın mı? Saçma sapan konuşan sensin. Devleti adeta arpalığa, çiftliğe çevirmişsiniz. Utanmadan laf atıyorsun bana. Utanmadan laf atıyorsun. Sana söylüyorum. Sana söylüyorum direkt. Sana söylüyorum. Düzgün konuşacaksın. Düzgün konuşacaksın. Saçma sapan konuşan da sensin. Sana söylüyorum. Direkt sana söylüyorum. Ayıp et. Niye ayıp edeyim? Bana saçma sapan konuşuyor diyemez. Tamam mı? Diyemez. Yüzünüze baka söylüyorum. Kaç tane eski vekil danışman? Cevap verin. Kaç tane eski? Soruyorum buradan. Soruyorum. Hoca Bey'i araştıralım. Hangi Bey? Araştıralım. Hoca Bey'i. Hoca Meydan. Hoca Meydan. O da yetmiyor. Bir de vekil çocukları. Danışmanları saraya. Ben size söyleyeyim. Baksan parmağını yalar diyorsunuz ya. Baksan parmağı yalamıyor. Kolu yiyor, vücudu yiyor. Devleti yiyorsunuz akrabalarınızla beraber. Devleti sömürüyorsunuz. Ama duyuyor yiyorsunuz devleti. Hayret bir şey. Katalım. Hodri Meydan. Devlet elinizde. MİT burada. Her şey elinizde. Hodri Meydan. Sayın Erbaba bir saniye. Değerli arkadaşlar. Sayın Ök bir saniye. Değerli arkadaşlar. Sayın Erbaba. Bir saniye. Kim danışmazsa onu itham ediyorum. Bir saniye değerli arkadaşlar. Kim danışmazsa onu itham ediyorum. Sayın Erbaba bir durun. Bir saniye. Değerli arkadaşlar. Yani bu meramımızı değerli arkadaşlar bu kadar yüksek tonda konuşmadığında ifade edebiliriz. Ya herkes burada milletvekili değerli arkadaşlar. Karşıdaki de milletvekili. Ya şöyle arkadaşlar, birbirimizi ithal etmek çok doğru değil. Yani şimdi ben çok müdahale etmek istemiyorum ama nihayetinde siz burada bütçenin işte tahsisatını eleştiriyorsunuz. Buraya niye fazla verdiniz, buraya niye eksik verdiniz? Ben bunu anlayabilirim. Bu zaten bir partinin yapması gereken bir şey ama burada milletvekillerinin oturup yani şahsi hedef almak doğru değil değerli arkadaşlar. Ya Sayın Başkan, üzerine alınan varsa alırsın. Ne diyeyim ben? Ama ben diyorum sarayda kaç vekil danışman diyor. Niye üzerine alınıyorsun? Hayır, niye üzerine alınıyorsun? Sayın Erbaba, bir müsaade misiniz? Senin bir şeyin varsa bir şey diye. Ben ne bir üzerine? Bir saniye değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, yani burada siz sordunuz, size cevap verecekler. Hükümet dinliyor sizi, not alıyor. Vatandaş da dinliyor. Ama yani doğrudan... Sayın Başkan, ben gayet sakin konuşuyordum. Beni motive ediyorlar sağ olsun arkadaşlar. Sayın Erbaba, bu değerli arkadaşlar bir saniye. Yani bunun belli bir seviyede yapmakta fayda var. Yani herkes milletvekili. Herkes seçilmiş. Belli bir birikim var. Belli bir yaşta. Bak çoğumuzun benimkiler dağılmaya başladı. Saçlar ağırmış yani. Dolayısıyla birbirimizi kırmadan da
kanaatlerimizi ifade ederiz diye düşünüyorum Sayın Avukat. Sizin bu kabiliyetinizin olduğunu düşünüyorum. Sonra vereceğim söz Sayın Türeli. Konuşmasın, utanmasın. Buyurun Sayın Abo, 5 dakika ekliyorum. Şimdi ben burada tekrar soruyorum. Biraz da hanımefendiler laf attığı için sesimizi yükselttik. Ben diyorum ki eski vekillerden kaç tane danışman var sarayda? Sarayda bir danışman listesini alalım. Kim danışman? Kimler danışman bir bakalım. Ya da bu kamu kurumlarında, kamu ortaklıklarında kimler danışman, kimler yönetim kurulu üyesi bilelim. Örneğin Vakıfbank'ta, Ziraat Bankası'nda kimler yönetim kurulu üyesi? Ben bunları iftira etmiyorum ki. Ömründe bankaya para çekip yatırma dışında bankayla ilgisi olmayan adamlar, ilgisi olmayan insanlar, eski vekiller bankaların yönetim kurulu üyesi, bankaların yönetim kurulu başkanı. İstanbul'da belediye başkanlığı yapan birisi bir bankanın yönetim kurulu üyesi. AK Parti'de yönetim arkadaşların bankanın yönetim kurulu üyesi. Bunların bankayla uzaktan yakından ilgisi yok. Liyakat dersiniz anlarım ama bunlar ömürlerinde bankaya para çekme yatırma dışında bir şey yapmamışlar. Ya da Telekom gibi, diğer kurumlar gibi, örneğin ne o Jöleli'nin ismi neydi Jöleli? Sizin çok sevdiğiniz bir Jöleli var ya. Örneğin Jöleli Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesinde. Bazı yönetim kurulu üyeleri var. Ömürlerinde Türk Telekom'la, telefonla ilgisi, telefon geldikleri zaman açıyorlar, telefon geldikleri de kapatıyorlar. Bunlar niye bu kurumların yönetim kurulu üyesi? Bunlar sormayacak mıyım ben değerli arkadaşlar? Ya sizin belediyelerinizdeki yönetim kurulu üyesi... Onu da araştıralım. Onu da sen söyle. Onu da sen söyle. Onu da söyle. Bodrum Meydan. Söyle Yaşar Bey. Bodrum Meydan. Kim liyakatsız bir yere gelmişse. Sayın Kırkpınar bırak konuşsun. Kim liyakatsız bir yere gelmişse. İstiyorsan sonra konuşsun. Benim konuşmamı bırakmadı konuşsun. Konuştun sen. Kim? Ben memnunum. Ben memnunum. Ben Yaşar Bey laf alsın. Ben memnunum. Şimdi kim liyakatsız bir yere gelmişse, CHP'li, MHP'li, AK Partili kim gelmişse, kim bu fakir fukara işsizken haksız yerde bir görev yapmışsa hepsi araştırırsa hiç sorun yok. Bir başka konu. İletişim Başkanlığı diyoruz zamana. Biz Toril Başkanlığı diyoruz ona. Bakın o kadar ahlaksızca işler yapıldı ki hepinizin vicdanının yaralanması lazım. Bir siyasi partinin lideri terör örgütüyle aynı videoda aynı karede gösterildi. Bunu yapan bunları yapan alçaklardır, bunları yapan şerefsizlerdir. Bunu kimse savunamaz. Ya siyaset rakip olabilirsin ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla PKK'nın militanlarını aynı videoda montaj yaparak göstermek siyasi tarihimizin gördüğü en büyük ahlaksızlıktır. Bunu söyleyeyim. Bu nereden yapılıyor? Bizim bütçemizden yapılıyor. Bizim bütçemizden yapılıyor. Bu adeta bir troll ordusu kurmuş. Troll ordusu muhaliflere saldırıyor. Şimdi Cumhuriyet, Cumhuriyet'in 100. yılı. 100. yıl, ya bir başka ülke kuruluş için de 100. yıl öyle, bizim için önemli. Ama maalesef 100. yıl kutlamalar için İletişim Başkanlığı görevlendirildi. Ya yarın haber yayma, kurgu videolardan fırsat bulup Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili hiçbir şey hazırlamadılar. 3 yıl boyunca bir şey yapmadılar. 100. yıla 29 Ekim'e bir hafta kadar akıllarına geldi. Çeşitli etkinlikler yapmaya çalıştılar. Ama geçmişte bakalım. Geçmişte 50. yıl ve 75. yıl kutlamalarda ne yapılmış bakalım. Cumhuriyet'in 50. yılında meclis başkanı tüm partilerin katılımı ile komiteler oluşturmuş. Ayrıca bir kanun çıkararak 26-30 Ekim 1970 tarihinde Türkiye'de yapacak kutlamalar organize etmiş. Çocuklar ve gençler için TRT'de programlar organize etmiş. Çok çeşitli şeyler yapılmış. Cumhuriyet'in 75. yılı etkinlikleri nedeniyle dönemin Devlet Bakanı Cahit Kabak koordinatör atanmış. 450 proje ele alınırken 152'si hayata geçirilmiş. 1998 yılında yaklaşık 40 milyon dolar kutlama için ayrılmış ve çok çeşitli etkinlikler yapılmış. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nca Körfez ülkeleri, Avrupa, Afrika, Amerika, Kanada'da etkinlikler yapılmış ama maalesef Cumhuriyet'in 100. yılını yapmak son 3 güne sığmış oldu. Şimdi bir başka önemli konu. Biraz önce Sayın Yaşar Kırkpınar Türkiye'de ne kadar herkesin güvence altında olduğunu söyledi. Ben de birkaç örnek vermek istiyorum. Zorla çalıştırılan, sokakta satıcılık ve dilencilik yaptıran çocukları korumak, ailelerini desteklemek, çocuklarının okula devamını sağlamak, üzere her ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak çocuk koruma mobil ekipleri oluşturulmuştur. 375 ekiple müdahale eden çocuk sayısı son 4 yılda 43.873 olmuştur. 43.873 bizim Hekimhanı ilçemizin 2 kat büyüklüğünde çocuk sokakta ne yapıyor? Sokakta dileniyor. Bu resmi rapora göre bir rakam.
çocuk yaşta ve zorla evlilikleri önlemeye yönelik çalışmaların da çocukların yoksulluk, göçmen olma gibi özel durumları ve salgın, deprem benzeri riskleri de dikkate alınarak geliştirilmesi gerekmektedir. 2022 yılında Sayın Ababa, lütfen toparlayın tamam. Sözünüzü. 2022 yılında başkan bir dakika olur. Bir soru alacak da var sizden. Ya tahsilat bitti ama. Ben 2 dakika veriyorum. Başkan, birkaç şeyim var. 2022 yılında resmi evlilikler içerisinde cinsiyete göre 16-17 yaş grubunda yıllara göre azalmakla beraber 11.520 kız çocuğunun 688 erkek çocuğunun evlendiği görülmekte. 12.000 çocuk evlendirildiği resmi raporda yer almıştır. Bu da resmi bilinen. Bir de gayri resmiler var. Bunlar kayıtlı değil. 2020 yılında sosyal yardım alan hane sayısı 3.7 milyon. 2021'de 4.3. 2022'de 4.4 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bu da yoksulluğun ne kadar derinleştiğini görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Maalesef Diyanet Başkanlığı adeta bir Atatürk nefreti var. Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet İşleri'nde Atatürk anılmıyor. Şimdi bir de burada MİT Başkan Yardımcısı da burada. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçak Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bir dilekçe gönderdi. Yargı ve mafya ilişkilerinin kamuoyunun gündemine gelmesini sağladı. Sonrasında Tolga Şarlı'la Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsmail Uçak'ın dilekçesinde birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı'na konuyla ilgili bir rapor hazırlamış olduğunu yazdı. Bu yazıya erişim engeli kararı verildi. Tolga Şarlı'da tutuklan sonra serbest bırakıldı. Bununla ilgili durum nedir onu da bilmek istiyoruz. Bir de TRT'de neler oluyor? TRT Genel Müdürlüğü ve TRT Sorumlu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un cevap verilmesi gereken konular. TRT kamu kaynağı kullanılan ama kamu adına yayın yapmak şöyle dursun, iktidarın borazan haline gelmektedir. Muhalefete maalesef vermemeyi bir ilke haline getiren TRT yönetimi kullandığı kamu kaynaklarından har vurup harmaz olmaktadır. Burada da bizim yani muhalefetin, tüm muhalefetin televizyona çıkarılmayan tüm muhalefetin vermiş olduğu vergi o TRT'ye de, o TRT'yi yönetenlere de zehir zıkkım olsun, haram olsun onlar aldıkları maaşlar. Bizim paramızı da bize kapatıyorlar. Ekranı söylemek istiyorum. Ayrıca TRT Genel Müdürü Başkanım hemen. Beyler baba. Doldu. Başkanım bir son zaten bugün. Evet, bugün doğru. Daha bir saniye değerli arkadaşlar bir saniye. Dün de gelmedim başkanım. Yani Sayın Ağbaba'nın beddua etmesiyle her şey kabul olacaksa. Gün cuma ya oldu. Değerli arkadaşlar. İnşallah olur. Zehir zıkkım olsun. Şimdi hemen iki dakikada bitiriyorum başkanım. Buyurun bir dakika verdim. İki dakika. Şu an alacak. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı TRT'nin kötü yönetimine dair açığa çıkan konularla ilgili soru önergene cevap vermiyor. Amcasının oğlunu istihdai kadroda özel kalem müdür görevi yapmış. Diğer amca oğlunu mesaide çalışma düzeninden uzak tutup gölge genel müdür gibi çalıştırmış. Memleket Tokat'tan onlarca kişi özel hükmet tabi personel olarak işe almış. TRT'yi Tokat'la radyo televizyon haline getirdiği söyleniyor. Maalesef burası da bir çiftlik durumunda TRT'de 80.000 TL maaş veren genel müdür danışmanlarının olduğu söyleniyor. TRT maalesef 80.000 lira danışmanlık ücreti veriyor. Asgari ücret 11.500 TL iken danışmanlarına veriyor. Eş dost akrabası çiftliğine dönüşmüş durumda. Burada kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Son olarak dün Ulaştırma Bakanı bir şey söyledi. Dedi ki parası olan otoyoldan geçer, parası olmayan amcamız da devlet yolundan geçer dedi. Memlekette her taraf ayrımcıdır. Ya Malatya'da, Sivas'ta ömründe geçmeyi hayal edemediği köprüye insanlar ücret ödüyor. Sayın Bakan da diyor ki parası olan otoyoldan geçer, parası olmayan otoyoldan geçmez diyor. Ama parası olmayan, o köprüden geçmeyen, o yoldan geçmeyen amcalar, teyzeler müteahhitlere para ödemeye devam ediyor. 84 milyon vatandaş otoyolların parasını ödüyor. Ulaştırmadan sorumlu bakan da parası olan geçsin, olmayan geçmesin diyor. Memleketin özeti bu. Ben yeni bir gün boyunca Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. 21 gün yok. 21 gün oldu değil mi? 21. Bugün 20. Bir de bütçe yaptık. Kalkınma planı yaptık. Ha kafayı. Size teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar bütçenin memleketteki fakirin fukaranın dertlerine derman olmasını diliyorum.